3 ayların baştan aşağı Ramazan, Ramazan olduğu için, farz olduğu için, Recep ve Şaban'ın da ayrıca baştan sona istisnasız her gününün oruçla geçirilmesi bu kültürde biraz aşırıya kaçma göstergesi değil mi hocam? Evet, Selefi Salihinden de biz bu 3 ayı baştan sona oruçla geçirdiklerine dair bir rivayet bilmiyoruz. Ama enteresan bir şey var. Beyhaki İmam Şafii'nin kavli kadimi olarak bir şey naklediyor. Diyor ki Recep ayının tümünü oruçlu geçirme konusunda evet Selefi Salihin böyle bir uygulama yapmamıştır ama bunun sebebi diyor, ibaresini buradan okuyayım. Bu ayı, Recep ayını baştan sona oruçlu geçirmek mekruhtur diyor İmam Şafii. Bu keraheti tenzihiye ile mekruhtur. Sebebi de cahiller, avam tabakası eğer alimler bu ayı baştan sona oruçla geçirirse bunun bir vacip oruç, bir gerekli oruç olduğunu düşünebilir. Sünnet oruç olduğunu düşünürler. Evet, böyle bir kanaat oluşursa eğer tutulmaması lazım. Ama halkta böyle bir kanaat oluşmazsa İmam Şafii bu ayı baştan sona oruçlu geçirmenin hasen olduğunu, güzel olduğunu söylemiş. Beyhaki naklediyor bunu. Evet, Fezailül Avukat'ta. Evet, dolayısıyla bu hassasiyeti gözetmek lazım. Eğer 3 aylarda oruç tutmak sevaplıdır, faziletlidir diye inanırsa bir insan, bunu da Efendimiz'den gelmiş bir rivayete dayandırmadan yaparsa, çünkü malum bu İbn Hacer zayıf hadislerle amel konusunda 3 noktaya dikkatimizi çekmiş. Evet. O 3 noktaya dikkat edilerek yapılırsa fazla ibadet etmiş olmanın sevabı alınır. Bu sünnette sabittir. İşte bir takım kitaplarda bu aylarda bütün olarak oruç tutmanın şöyle şöyle sevabı vardır gibi şeylerden hareket etmeden, bunları önemsemeden. Çünkü bir takım özellikle tasavvuf büyüklerinin kitaplarında bu gecelerle, günlerle ilgili bir takım rivayetler var. Hadis alimleri bu rivayetlerin zaafına dikkatimizi çekiyor. Bunların büyük çoğunluğunun hatta uydurma olduğunu söylüyor. Bunların tasavvuf ehlinin kitaplarında yer almış olması ayrı bir bahis. Bunu değerlendirmek lazım. Buna nasıl bakmak lazım? Bu insanlar uydurma hadisleri niye kitaplarına almışlar? Biz biliyoruz da onlar bilmiyor mu gibi bir şeyi bu başlık altında ayrıca konuşmak lazım. Ama hadis kökenli, hadis formasyonuna sahip ulemanın bu rivayetlerin asılsız olduğu konusunda söz birliğiyle bize gelen kanaati önemsenmelidir. Dolayısıyla bu gecelerde namaz kılabilir insanlar, bu gecelerin gündüzlerinde oruç tutabilir. Bunda hiçbir beis yok. Ama bunun sünnetle sabit, yapana şu kadar şu kadar sevap vaat edilen şeyler olduğuna kesin bir kanaatle inanmamak şartıyla. Her gece oruç namaz kılınabilir, her gün oruç tutulabilir. Bu mümkündür, bunda hiçbir beis yok, yasaklayan bir nas yok. Ama bunun sünnette sabittir diye yaparsak o zaman mezmum bid'at olur, bundan sakınmak lazım.